Başka bir soruda Hasan Bey Cahit Turan'dan gelmiş. Hasan Bey, seleksiyon veya melezleme ile herhangi bir buluş elde edildiyse dahi patent alınamaz. Ancak interspesifik türler arası bir melezleme olduğunda yöntemi ile elde edilen bir özellik ya da gen için bir patent alınabilir mi? Şimdi buradaki mantık şu, doğada aslında kendiliğinden var olabilen şeyler bu seleksiyon ve melezleme dediğimiz şeyler. Fırsatçılar bunları daha kolaylaştırmak adına iki bitkinin işte ürün organlarını yanına getirip üzerine poşet geçirmesi ya da işte basit aletlerle oradan toz alıp öbür tarafa götürmesi. Bunlar çok ileri teknik olarak düşünülmüyor. Yani siz bu müdahaleyi yapmasanız da zaten bunlar doğada kendisi de bir şekilde yeni bir bitki oluşturabilecek mantığından gidiliyor. Ama siz yepyeni özellik mesela gen dediniz, gende kısmi ya da tamamen bir değişiklik yapabiliyorsanız biyoteknoloji kuruluş tarafında fayda almanız mümkün. Soğuğa karşı bir buğday bitkisi geliştiriyorsunuz. Genin bir kısmını ya da tamamını değiştiriyorsunuz. İşte şu geni içeren buğday bitkisi dediğiniz zaman eğer öbür kriterleri de tutuyorsa buna patent almanızda bir engel yok. Biraz laboratuvar işlemleri daha ileri teknik boyuttan kullanılması bekleniyor. Aslında bunun derecesi de göreceli. Bunda şeye baktığımız zaman Avrupa Patent Ofisi'nin verdiği belgelerin iptaline ilişkin temize giden kararlarda bu tip konular var. Verilmiş olan patentleri aslında basit bir işlem olduğu, melezleme ya da seleksiyon yoluyla olduğu daha sonra tespit edilmiş, edilerek iptal edilmiş patentler de mevcut. Ama bu tabi uzmanın şeyine kalıyor birazcık. Yani o teknik ona ne kadar ileri geliyor, ne kadar bu grubun içerisinden çıkarıyor, yanlış bir karar verilmiş olabilir. Şurası zaten hepinizin malumu. Verilmiş tüm patentler koruma süresi boyunca işte herkese sizin bazı haklar iptal edebileceğiniz bir belge gibi gözükse de üçüncü kişiler buna bir şekilde kanun ve maddelere uygun olarak itiraz ettiklerinde ve ispatladıklarında bu belgeler de iptal olabiliyor. Müsaadenizle ben kendi bir sorusunu verebilirim. Ya da Hasan Bey'e. Şimdi Kamil Bey söylediği için bu kadar da hukukçu var. Hep benim merak ettiğim bir konu. Kamu çalışanları ile ilgili düzenlemeler yönetmelikle yapılıyor denmesi bir kanunun içerisinde. Daha sonra onunla ilgili bir yönetmelik hazırlandığı zaman orada oranların verilmesi ne kadar doğrudur? Bu oranlarla uyulmadığı zaman aksi takdirdesinin uygulanması hukuki yönden mümkün müdür? Var mı? Öyle bir şey bilmiyorum. Şimdi kamuda çalışanların mutlak şartına yararlanmasına ilişkin yönetmelik bunun uygulanmasıyla ilgili olarak da bakanlığa bağlı, araştırma enstitülerine bağlı olduğu TAGEM, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce ustaz çağrımın dağıtılması ile ilgili özetle söylüyorum bir genel yapılan bir talimat. Bu talimatta oranlar belirlendi. Bir araştırma enstitüsünde ustazçılar veya ustaha katkı verenlerin tanımları yapıldı. Bir komisyon oluşturuldu. Ayrıca bu konuda çok itirazlar geldiği için de ustaz çağrımın dağıtılması ile ilgili olarak da bakanlık bünyesinde de bir itiraz komisyonu oluşturuldu. Yani bu genelgenin uygulanmasında sıkıntılar çok. Yani oranların verilmeden uygulama yapılması mümkün değildi. İlk hatırlanma çalışmalarında ben de bulundum o genelgede. Ancak bugünkü problemler çok. Yani itiraz komisyonuna gelen çok şikayetler var. Yani mahkemelere yansıyan konu var mı yok mu onu bilmiyorum ama oran konulmak zorunda aklı takdirde ortaya çıkan gelirin dağıtılmasında problemler yaşanacaksa oranlara göre, tanımlara göre, ustaçının tanımı, yardımcı personel tanımı, katkı verenlerin tanımları yapılıyor. Buna göre işlemler yapılıyor. Tanıyorum cevap yeterli olduğunu bilmiyorum. Evet, şimdi Aşkın Hanım sözü soruları açtı. Ben sorulara
ilave cevap, katkı, sorunlar varsa evet, bir kova var mı arkadaşlar? Şimdi burada siz buyurun. Mikrofon, bire verir misiniz mikrofonu? Evet, teşekkür ederim. Fethi Erdoğan, Ankara Hukukçusu'nun Ayaklar Mahkemesi Hakimi. Şimdi hem Hasan Bey, hem de İkamet Bey ifade ettiler. Biz 266 çeşidi koruyoruz diye. Ve kendilerinin o sözleşmesinde 15 çeşidi az aşmak kaydıyla 10 yıl boyunca konu tercih hakları olduğunu ifade ettiler. Bununla ilgili 2005 yılında sanıyorum bakanlıktan yılında koruma kontrol güven müdürlüğü yürütülmüştü. Bakan onayıyla 39 çeşit korunacak şeklinde bir sınırlama yapılmıştı. Fakat o tarihte hukuk sözleşmesi yürürlüğe girmemişti. Onun üzerine dava açıldı. Ondan gelen iki çeşitin başvurusu bu listede yok. Nedenle biz bu başvuruyu reddettik şeklinde karar verilmesi üzerine. Mahkeme bakan onayıyla bu şekilde bir sınırlandırma yapılamayacağını, yasada çeşit kısıtlaması bulunmadığını gerekçelendirerek onu iptal etti. Bunun kararını ve başvurunun devamına karar verdi. Yargıtay tarafından onaylandı, kesinleşti bu süreç. Sonra bu sözleşmesi 2007 yılında yürürlüğe girdi ama bu yetkiyi sağlamış Türkiye herhalde bu 266 çeşitle sınırlandırdı. Fakat hukuk sözleşmesinin 40. maddesinde çok açık bir hüküm var. Yerel mevzuatların, yani kanunların daha önceden sağladığı ıslahçı hakları ile ilgili gerileme yapamazsınız. Yani bunu nasıl değerlendirilmek? Birinci olarak bunu söylemek istiyorum. İkincisi de bu 5. madde kapsamında yenilikle ilgili bir tartışma yapacak. Özellikle Kamil Bey buradaki satılmış veya umuma sunmuş tabirini ticarete konumu olarak değerlendirilir. Kanunluk değerlendirme yok. Böyle olunca çoğaltı materyalin veya hazırlanmış materyalin ticari gaye dışında dağıtılması da yeniliği düşürür. Ama buradaki düşürme sadece ve sadece fiziki nüshaların yani aslında çoğaltı materyalinin ve hasar edilmiş materyalin fiziken dağıtılması niteliğinde olacak. Yani dolayısıyla 5.2e'deki kataloğa kaydetme fiziki olarak bir dağıtım sonucunu doğurmadığına göre yeniliği düşünmeyecek. Neden? Çünkü kataloğa kaydeder ama hiçbir şey üretmeyebilir, dağıtmayabilir. Yani kanunu ıslah etmiş. Bir de bir kartı daha söylemek istiyorum. Telif Hakkı'nın tescili Kültür Bakanlığı şeklinde yapıyor. Ben herhalde eksik bir anlatım oldu. Telif Hakkı'nın kazanım için tescil şart değil, hak sahibi ispatlayacağım. Teşekkür ederim. Evet. Evet, Cevap Bey. Evet, Hasan Bey. Buyurun. Valla Sayın Hakim söylediklerinden böyle keyifle dinledim. Çünkü ben de onu savunuyorum. Bu kontrol türler meselesine gelince bu konudaki evet bu karar bir Belçikalı firmanın çeşit davası var. Biz o çeşit şu anda işlemleri tamamlandı. Koruma altında o çeşit şu anda. 2005'te yapılmış bir başvuru 2011 yılında mahkeme kararı neticesinde koruma altına alındı. Diğer başvuruları tamamlandı. 2012'de falan galiba. O 40. maddeye biz yani iyi dikkat etmemiz lazım. Eğer Sayın Hakim'in görüşü o yöndeyse dolayısıyla bizim hukuk sözleşmesinde daha önceden mahkemenin de bu kararına dayanarak bütün türlerdeki başvuruları kabul etmemiz gerekiyor. Bunu kendi içimizde bir mutlaka değerlendirmeye tabi tutacağız. Eğer kendi hukukçularımızla konuşacağız. Öyle bir şey varsa anında bu şeye geçecek. Yenilik inceleme meselesinde benim de içinde bulunduğum bir grup sizinle aynı fikirde bir çeşidin ticarete arz edilmediği bir kataloğa konulması
bu bir ticari katalog değilse, benim ailem yapmam husus o, yani bir tanıtım broşürü, bir gibi bir şey değilse, bir çeşit listesi gibi oraya girmesi zorunlu bir reklamı içermeyen bir hususta bence bunun şey olarak kabul edilmemesi lazım. Bu alanda bence demekten de korkmamak lazım. Çünkü bu alan çok subjektif bir alan. Herkes bence rahatlıkla diyebilmeli ki en sonunda herkesçe makul bir şeyi bulabilir. Bence milli çeşit listesinde yayınlanması yeni bir etkilenmesi gerekir. Ben içinde bulunduğum başvuru inceleme komisyonu toplantılarında hep bu kararı savundum. Ama orada kararlar oy birliğiyle alındığı için benim tutanaklara da yazdırdım. Benim görüşlerim bu şekildedir. Israrla da bunu savunuyorum. Bunun hatta kendi ülkemizdeki bazı ıslahçılara ciddi dezavantajlar yarattığını da düşünüyorum. Bizim bu şekilde yaptığımız uygulamalarımızın. Uluslararası hiçbir sisteme tabi tutulmayan veya denetime tabi tutulmayan Brezilya'da 30 yıl önce tescil edilmiş bir çeşidin Türkiye'ye getirilmesi durumunda uluslararası sistemde de bizim inceleyeceğimiz veri tabanlarında bu çeşit ismiyle yer almadığını müddetçe bizim onu 30 yıl önce ıslah çeşit ticarete arz edildi mi arz etmedi mi kontrolünü yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla da ona bu kadar avantajlı bir şey sağlayan bir sistemin kendi ülkemizdeki ıslahçılara da rahatlıkla çeşidin ticarete ilk ticarete sunulmuş tarihi, onun faturalandırdığı tarih gibi bir yaklaşımla daha esnetilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da gerçekten şu yenilik konusu son 6 aydır sürekli her platformda tartışılan bir mesele haline geldi. Belki de sadece sırf bu konu için bir tartışma çalıştığı yapılsa bile su götürür gibi duruyor. Ben de Sayın Hakim'in bu görüşlerine katılıyorum. Evet, Kemal Bey, var mı? Öncelikle birinci soruyla ilgili, Türkiye 2004 yılında bitki ıslahçı hakları yasasına çıkardı ama geçici bir maddesi var. Yurt içindeki ticarete konu olma olayına bir yıl değil de 5 yıl olarak kabul edilmişti, bir başka boyuttu. Bu noktada da alıkları dinlemeye değişik ülkelerden itirazlar geldi ama biz bu itirazları yerine getirmedik. Daha sonra müzakere süresince öğrendiğimizde onların bu geçici maddeyi 10 yıl olarak kullandıklarını da öğrendim. Onu da söyleyeyim. Aslında yurt içindeki ustaçılara bir avantaj sağlamak için birinci konu oydu. Şimdi YUPOV'un maddesini hatırlamıyorum ama arada bakarız. 35. maddesinde YUPOV'a üye ülkeler en az 15 türde ilk 10 yıl için bu yasayı uygulamak zorunda. Ama biz Türkiye'de bitki türlerini belirlerken Türkiye'deki tohumculuk sektörüyle kamudaki ilgili araştırmacılarla birlikte belirlendi ve Türkiye'de önemli olan 54 tane bitki türü belirlendi. 54 bitki türü üzerinde koruma kapsamı uygulamaya başlandı. Daha sonra talepler üzerinde önce 78, daha sonra 266 bitki türüne kadar genişletildi ama 10. yılda zaten Türkiye bütün bitki türlerine otomatik olarak 2017'de dahil olmak zorunda. Buradaki temel sıkıntı şu yani. Şimdi bir yenilik konusunun, ona gelelim biraz sonra, bir farklılık yeknesaklık kurulmuş testlerinin, özellikle farklılıkla ilgili mevcut çeşitlerden tüm çeşitlerin yeni çeşitlerin farklılığıyla ilgili otomasyon sistemlerinin izlenebilirliği sağlanması lazım. Yine yenilikle ilgili çok güçlü bir veri tabanı olması lazım. Hakim Bey'in dediği özellikle yurt içinde resmi katalog kaydetmenin üretim anlamına gelmiyor. Bunu biz kendi içimizde de tartışıyoruz. Burada çeşit kaydediliyor, standart numunesini gönderiliyor, 2 sene yayınlanmıyor listede. Veya standart numunesini gönderiyor, 3 sene üretimi yapılmıyor, ticarete arz ediliyor. Yurt içindeki çeşitlerle, yurt dışındaki çeşitlerin bence ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Yurt içinde bunları ticarete konu olma olayını çok rahat takip edebiliriz. Ancak yurt içinde, Hasan Bey de bahsetti, 30 yıllık bir çeşitin eğer elimizde onların resmi kataloğunda yayınlanmamışlar, tanıtım kataloglarında yayınlanmamışlar veya bulamamışlar. 30 yıllık etki bir çeşidinde Türkiye'de koruma altına alınma ihtimali söz konusu. Burada üzerinde duracağımız resmi kataloglar
dört yurt dışındaydı. Dört yıldan önce yurt içindeydi. Bir yıldan önce yenileyen, yönetilen konulardan biriydi. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Şimdi yemek saati de bitiyor diye de bize not ettiler ama Ayşe Hanım bir ilave soracak sanırım. Buyurun. Tamam verelim diye.